İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuklarımız Bilim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Canan Atılgan ve Bilim Akademisi Kurucu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Alpar. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Merhaba, Evet, ben sizleri kısaca tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Canan Atılgan, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi lisansı kimya mühendisliği üzerine ve Boğaziçi Üniversitesi'nden e, doktorası keza yine e, kimya mühendisliği üzerine Boğaziçi Üniversitesi e, Profesör Doktor Mehmet Ali Alpar e, hocamız ise e, Sabancı Üniversitesi'nden e, lisansı ot fizik doktorası Cambridge Üniversitesi araştırma Alanları, nötron yıldızları ve pulsallar. Ee, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Evet, tekrar programımıza hoş geldiniz ve ben ilk sorumuzla programa başlamak istiyorum. Bu programımızın başlığı Bilimin Işığında Cumhuriyetin 100. Yılı ve bu vesileyle biz hem Cumhuriyet Bayramını kutlamak isteriz hem de e, aynı zamanda Bilim Akademisi Nin etkinliklerini konuşmak istiyoruz. Öncelikle izleyicilerimize bilim akademisini kısaca tanıtmamız mümkün mü? Ne zaman kuruldu ve nelerle ilgilenir, neler yapar? Ali hocam sizden rica edebilir miyiz bunu? Ben de evet kuruluş hikayesiyle başlayayım. Şimdi. 2000, 11 yılında bir kanun hükümde kararname çıkartıldı. O dönemin hükümeti tarafından. Buna göre 1993 yılında özel bir kurum olarak ama kamunun desteklediği özel bir kurum olarak kurulmuş olan Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA'ya bir yeni düzen getiriliyordu. E, TÜBA'nın 2011 kanun hükmünde kararnamesinden itibaren e, üye seçimlerini hükümete bağlı kamu organlarına bırakmak öngörülüyordu. Bunlar e, YÖK Yükseköğretim Kurulu, ve TÜBİTAK yönetim kurulu. Ee, şimdi bu bir tayin demek ve dünyadaki bütün saygın bilim akademilerinde geçerli olan usulden çok farklı. Ee, akademilerde geçerli olan usul akademi üyelerinin kendi disiplinlerindeki yeni üyeleri seçmeleri neye göre bilimsel liyakat kriterlerine göre seçmeleri bir hakemlik sürecinden geçmesi e, TÜBA'daki usul usulde buydu. E, Nihai olarak e, akademinin genel kurulu tarafından e, bir oylama söz konusudur ama ondan önceki hazırlıklar bu kişinin işte bir takım hakem raporları, jüri mekanizmalarıyla. Ee, gerçekten e, bilime önemli katkılar yapıp yapmamış olduğu olduğunun e, ortaya konmasıdır. E, bu kanun hükmünde kararname geldiği zaman bunu değiştirmek için o zamanki TÜBA yönetimi ve üyeleri epey bir çaba harcadılar. Yetkililerle e, o dönemin başbakanı değil ama o dönemin cumhurbaşkanı dahil e, görüşüldü. E, kamuoyuna bu konu yansıdı. O zamanki kamuoyunda epeyce e, üzerinde e, yazıldı. E, dünyadaki önde gelen akademiler bu tür bir uygulamanın e, akademi kavramına aykırı olduğunu e, işte gayet diplomatikçe yazılmış mektuplarla Türkiye'deki yetkililere e, bildirdiler, açıklamalar yaptılar. E, fakat bir sonuç alınmadı. E, kanun hükmünde kararname, ikinci bir kanun hükmünde kararnameyle e, teyit edildi. Uygulamaya girdi. E, bu Kanun hükmünde kararnamelerin öngördüğü bir diğer nokta da Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinin üçte ikisi bu kamu kurumları tarafından tayin edildikten sonra ancak kalan üçte birlik kontenjan için akademi üyeleri seçim yapabileceklerdi. Bu seçimlerin hangi usule göre olacağı belirlenmiyor ama atama öyle gelmiş bir çoğunluk sağlandıktan sonra e, kalan üçte bir seçimle gelmesi gayet açık bir şekilde buradaki niyetin e, hükümet tarafından, siyasi iktidar tarafından akademiyi kontrol altına alıp ele geçirmek olduğu belli. E, bu ihtimali öngördüğümüz için e, o dönemki akademi üyeleri e, 2011 yazı boyunca bu iki kanun hükmünde kararname arasında hazırlıklar yaptık. kanuna uygun şekilde tabii başvurumuzu yaparak bir dernek statüsünde bilim akademisini kurduk. Bu bir dernek ama üyeliği davetle oluyor. O davetin öncesinde de bir önerme arkasından e, kör bir hakem mekanizmasıyla yani akademi üyeleri ve yöneticileri e, hakemlerin kim olduğunu bilmiyorlar onu ofisimiz düzenliyor e, önerilen kişinin kendi bilimsel alanında uzman yurt içi ve yurt dışı e, hakemlere gönderiliyor onların raporları önce aynı uzmanlık alanındaki akademi üyeleri tarafından bir ön oylamadan geçiyor. Sonra nihai olarak akademinin genel kurulu üye seçimini son safı nihayet bir formalite üye seçimini sonuca bağlıyor. Şimdi bu usul üzerine kurulduk ve bunu yaparken de yaşadığımız tecrübeden dolayı bizim bilim akademisinin üç önemli düstur üzerine, kurulmasını istedik. Tüzüğümüzde de yeri var. Bunlar bilimsel liyakat, özgürlük ve dürüstlük. İlk yıl içerisinde daha genç nesilden yeni yani eski tübe üyeleri ne ilave olarak yeni üyeler bu kendi yeniden yazdığımız usulle, akademiye yakışır usulle seçmeye başladık. Bir de genç bilim insanlarının en iyilerini Türkiye'de bulup onlara iki yıl için akademik araştırmalarında destek verme amacıyla Bagep adını verdiğimiz bir programı başlattık. Bu ikinci programın parası e, tamamen sivil toplumdan geliyor. Biz tabi bir dernek olarak hem e, kamudan e, destek alma e, statüsü olan bir dernek değiliz, hem de zaten onu istemiyoruz. Yani e, Ülkemizde bu maalesef kamudan destek alan bir kuruluş asla özerk olamaz ve e, o günkü hükümetin e, siyasi amaçlı olabilecek ve olan e, e, yönetimine uymak zorundadır tabidir anlayışı var. Onun için biz e, kamudan bağımsızız ve beklemediğimiz ölçüde ilk yıl içerisinde. E, sivil toplumdan, e, vakıflardan, kişilerden e, bizim bu genç bilim insanları programını e, başlatmamıza hem de böyle birkaç tane değil ilk yıl 20 genç akademisyeni destek vererek başlatmamıza yetecek kadar destek geldi. E, bu da e, bizim Türkiye'ye ve toplumda bilimin desteklenebileceğine... E, ...inancımızı artırdı. Evet. Çok teşekkürler hocam. Verdiğiniz bilgiler için ve... E, ...Bilim Akademisi'ne ilişkin... Yani ...bütün detaylara ulaşabilmek için... ...bilimakademisi.org adresine... E, ...ulaşıldığı takdirde... E, ...bütün detaylar alınabilir. Evet. Canan Hocam hemen size bu Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili bir bilim akademisinin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği etkinlikleri sormak istiyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ee, geçen yılın sonlarına doğruydu. Biz ne yapalım sorusu çıktı ortaya ee, üyelerimiz arasında. Üyelerimiz arasında çok e, bilim akademisine emek veren çok değerli üyelerimiz var bir komite oluşturduk ne yapalım bir süreçten sonra dedik ki biz e, tartışalım bilim insanları olarak e, ilk yüzyılında cumhuriyetin ne yapıldı ve ikinci yüzyılında nasıl yapılmalı neler doğru yapıldı ne kısımları alalım nereleri evrilelim bunu tartışacağımız bilimsel ortamlar yaratalım diye bir fikir çıktı ortaya. Bizim e, Bilim Akademisi'nin kurulduğundan beri aylık konferanslarımız var. Aşağı yukarıda işte yıllardır oturduğu e, şeyde B10'da yapıp Kredi Loca'da yapıyoruz. E, yaz yaz ayları hariç. işte ayda bir orada e, e, tatlı bir de e, kitlemiz var halktan gelen. E, o ortamı bu sefer e, paneller şeklinde e, düzenlediğimiz tartışmalı e, kon e, konular üzerinden ilerleyelim dedik. Ve çok önemli bir vurgumuz da Disiplinler arası hatta disiplinler ötesi yaklaşımı vurgulayarak ilerlemek istedik. Başlıklar belirledik bu az önce bahsettiğimiz komitemiz dediğim. Sağlık, hukuk, siyaset bilimi, eğitim, veri bilimi nereye gidiyor, tarım. Gibi başlıklar belirledik. İlkinde sağlıkta yaptık. Ee, Ocak ayındaydı bu, ee, e, sağlık e, için yaptığımız panelimiz ve e, orada e, e, ...ekrana getiriyorsunuz, harikasınız. E, yani halk sağlığı. E, e, enfeksiyon hastalıkları üzerinden aslında pandemi sırasında ne öğrendik toplumca gibi konuları konuşurken aynı zamanda ekonomik boyutu nedir bu işin ne yapıldı sağlığa bunun yansıması nedir araştırmaların aslında ne kadar etkin olduğu gibi çok boyutlu bir sohbet ortamı oldu hocalarımızla birlikte moderatörümüz de Şevket Racıoğlu hocamızdı. Ee, bir sonraki de ekonomi panelimiz olacaktı ama 6 Şubat'ta maalesef biliyorsunuz korkunç bir e, yani deprem yaşadık ülkece. E, bunun üzerine de biz bu panelleri ve bu e, hazır oturttuğumuz üzerinde çalıştığımız formatı aslında deprem ne getirdi, nereye doğru gideceğiz, nasıl yine birimin ışığında ilerlemeliyiz, konularını tartışacağımız bir formata dönüştürdük ve dörtlü bir panel dizisi yaptık. Burada da depremle ilgili dört üyemiz, üç üyemiz daha doğrusu üç ayrı alanda, biri Naci görür, yer bilimleri ve mühendislik tarafını öngörecek şekilde veri kısmını ve daha soft diyeyim mühendislik çözümleri tarafını öngörecek şekilde Siver Salman hocamızı ve siyaset tarafına sosyal bilimlerde insanları bir arada tutma vesaire o kısımları konuşma nasıl politikalar uygulanmalı? Neler yanlış gitti? kısmını toparlamak üzere de Ersin Kolaycıoğlu hocamızı bir deprem komitesi olarak bir araya getirdik. Bir dizide etkinlik yaptık o çerçevede. İlk panelimiz Ali Alpar hocamızın moderatörlüğünde üç aralarında konuştular bu çok boyutlu olayı. Sonra her biri de kendi panelini düzenledi. ...görüyorsunuz işte bir sağlık ve ekonomi paneli yaptık... ...dirençle çıkmakla ilgili bir mühendislik çözümleri panelimizi yaptık... ...ve sorumlu siyasetle ilgili... E, ...hukuk ve e, psikoloji, sosyopsikoloji boyutlarında bir araya giten, e, 4 ...dört lik bir panel dizisi yaptık... E, ...geçen aydan itibaren de orijinal e, planımıza e, geri döndük... ...bu Şubat ayında yapamamış olduğumuz e, ekonomi paneliyle devam ettik... E, ...arkasından e, geçen hafta tarım panelimizi yaptık... E, daha da ileride şu anda kesinleşmiş olan iki panelimiz daha var. Bunlardan bir tanesi siyaset siyaset bilimi üzerine olacak. Orada aslında biraz bilim başımıza neler açtı ve biz bunu nasıl toparlarız siyasi olarak konusunun tartışılacağını öngörüyorum. Ersin Hoca öyle söylüyor. Bir de hukuk panelimiz olacak Ocak ayında ama diğer kalanları yani eğitim, öğretim yılı akademik yıl olarak düşünürseniz bu şekilde devam edeceğiz. Öte yandan bir de bizim her yıl e, yılın konferansımız oluyor. Bu dünyaca ünlü. Üyemiz olabilir veya hiç olmak da zorunda değil ama önemli. Bir bilim insanı belirli bir konuda biz zaten kuruluşumuzdan beri davet ediyoruz. E, bu yıl bu deprem konusu ve 100. yıl meselesini birleştirmeye karar verdik. Robin Cunningham kendisi UNESCO e, kürsüsü sahibi. E, ve e, ilginç e, bir kişilik, e, araştırmaları, ar kendisi arkeolog, e, bu kültürel mirasın korunması konusunda çalışıyor. E, hem korunması hem de bir kültürel e, miras kaybı olunca e, bir deprem gibi büyük bir doğal felaketten sonra bunun kurtarılması için yapılması, yani hem önlemler hem olay olduktan sonra nereye gider? Biz bunu 100. yıla şöyle örtüştürdük. Hem 6 Şubat depremleri hem İstanbul için beklenen olası depremler ve buranın da tabii İstanbul'un büyük bir e kültürel miras alanı olduğunu göz önünde bulundurarak ne yapabiliriz 6 Şubat sonrasındaki kültürel mirasımıza ve şu anda korumak için neler yapmalıyız konusunda onun da deneyimlerinden, uzak doğu deneyimlerinden yola çıkarak bir tartışma yine ortamıyla aktarmasını isteyeceğiz. Bir de son olarak bu da çok gururumuz, bunu iki, iki buçuk yıldır planladığımız bir projeydi sahada diye bir kitabımız çıktı geçen hafta satışa sunuldu Cumhuriyetin Harcında Bilim ve Kadınlar kitabımız bir araştırma projesi halinde ve ekol vakfı desteğiyle gerçekleşti bu sahada vurgusu şöyle Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitimini almış o yıllarda kurulan üniversitelerde bilim insanı olan kadınlara odaklandık ama Aynı zamanda ikinci bir zorluk daha olanları bir zımladık. E, onların ikinci zorluğu da araştırmalarını sahada gerçekleştirmiş olmaları. Yani bulundukları üniversitenin dışında laboratuvar ortamını Türkiye'nin değişik bölgeleri olarak kullanan insanları seçtik. 12 kadın. E, bu da çok keyifli bir çalışma oldu. E, bunu da dinleyicileriniz erişebilirse e, Bilim akademisi web sitesi üzerinden de satışa sunuldu. E, alabilirler. Ee, bu da bizim bir, bir 100. yıl e, ürünümüz oldu. Evet, çok teşekkürler hocam. Ben hemen e, bu faaliyetleri özellikle gerçekleştirmiş olduğunuz etkinlikleri e, yayabiliyor musunuz? E, bu mümkün mü? E, özellikle izleyicilerimiz e, geçmiş etkinlikleri izlemek istedikleri zaman ne yapmalılar? Bu konuda da biraz bilgi verirseniz çok iyi olur. Harika. Ben devam edeyim Ali Hocam izninizle. Bizim bir YouTube kanalımız var bir kere. Yani bu az önce bahsettiğim yıllardır devam eden aylık konferansların tamamı kayıt altına alınmış durumda ve bunları YouTube kanalımızdan ulaşabiliyor bilim akademisi dostlarımız diyeyim ve sevenler. Ama bir boyutumuz da şu. Ali 2015 miydi? 2016 mıydı? Sarkaç kurduk. 2015'ti işte galiba. 2015. Sarkaç bizim popüler bilim yayın kanalımız. Burada bir sürü konuda bilimi yaymakla ilgili sohbetler, yazılar, kısa nedir konusu üzerinden minik konuları açılan pencereler, Nobel ödülleriyle ilgili o yılki Nobel ödülleri ile ilgili bilgiler böyle herkesin anlayabileceği bir dilde aktarılan bir mecramız. Eminim senin ekleyeceklerin vardır buyur lütfen. Yani Türkiye'de halkta popüler bilim bilimle ilgili çok geniş bir merak var. Popüler bilim dediğimiz şeyde bunu işte şu an olsa bir lise öğrencisi düzeyinde ilgili herkesin anlayacağı şekilde sunmak. Ee, biz bilim akademisi olarak bunu e, yapmak istedik. Önemli. Ee, Birçok akademi bu tür faaliyetlere giriyor ama biz böyle önde, bunu öncelik veren akademilerden e, biriyiz. Bunu da e, bir kere hem insanları bilgilendirmek, hem gençleri araştırma kariyerlerine e, teşvik etmek, ilgi uyandırmak, meraklarını kurcalamak için istiyoruz. Bir de e, bütün içeriği bizim ofisimiz e, başta tek bir arkadaşla başladık. Defne Üçer Şaydan, fizik doktoru. E, sonra Müsemma Sabancıoğlu. O da bir sosyal bilimci. Yani şimdi işi paylaşıyorlar. Biri fen bilimleri, diğeri sosyal bilimler alanında. Bu iki kişinin çok yoğun çabasıyla sarkaç yürüyor. Sosyal medyadan duyuruluyor. Epeyce yüksek sayıda takipçi var. Bunun ayırt edici özellikleri sarkacın. Birincisi çeviri hazır malzeme kullanmıyoruz. Yani her şey orada telif, Söyleşilere dayanıyor, yazılara dayanıyor. Ee, bunun e, bir tarafı da gençlere Türkiye'de iyi bilim hala yapılmakta olduğunu göstermek. Yani biz de bunu yaparız, yapıyor bizden önceki kuşak, biz de yaparız ee, kanıtını vermek... Bir de sarkacın ayır dedici özelliği. Şimdi bilimle ilgili merak var ve sosyal medyada, internette Türkçe çok sayıda, bazıları da bayağı iyi olan web siteleri var. Bizim ayır dedici tarafımız bütün yazılar bir kere bilimsel olarak güncel ve ciddi. Çünkü o konuda veya yakın konuda araştırma yapan birisi tarafından yazılıyor veya öyle bir kişiyle söyleşiye dayanıyor. İkincisi, bu bilimsel filtrenin yanı sıra bir de popülerlik filtresinden geçiyor. Yani e, yazarlarımız çok önemli akademisyenler olsalar da e, bizim ofisteki arkadaşlarımız bir redaktörlük yapıyorlar. E, o metnin Rahat okunur, keyifle okunur, iyi anlaşılır. Düzgün bir Türkçe ile olmasını, konuşma diliyle olmasını hatta e, çalışıyorlar. Yani bu iki filtreden geçtiğimiz için de bence çok değerli bir kaynak. Her yaştan bir sürü insan e, giriyor, sarkacı izliyor. Ve her kesimden değil mi? Her oradan? kesimden, evet, evet. Evet, Yani illaki bir e, akademik e, ünvan sahibi olması gerekmiyor... Akademide öğrenci olması gerekmiyor. Bu popüler tanımı da sanıyorum bu nedenle yerleştirilmiş durumda. Evet. Bu evet sarkaç.org nokta adresinden çok daha detaylı bilgilere ulaşmak mümkün, aynı zamanda birçok yazıyı da okumak incelemek mümkün. Çok önemli bir kaynak durumda, bilimsel kaynak durumunda. Zaten Ali Hocam sizin e, TÜBİTAK'ta da başlatmış olduğunuz popüler bilim kitaplarının e, bir e, devamı gibi bilmiyorum hala TÜBİTAK buna devam ediyor mu etmiyor mu ama siz eğer yanlış hatırlamıyorsam e, yayın kurulu üyesiydiniz TÜBİTAK popüler bilim e, kitaplarının e, o konuda da bir kısa bilgi alabilir miyiz sizden? İlk dönem yayın kurulu üyesiydim. Rahmetli Tosun Terzoğlu'nun TÜBİTAK başkanı olduğu dönemde ee, ve TÜBİTAK'ta çalışan birkaç arkadaş, ben Bilim Kurulu üyesiydim o zaman. Ee, o zaman da TÜBİTAK'ın var olan ama daha bir işte şey bilimsel yayınları, bilimsel raporları, proje çıktıklarını falan yayınlayan bir yayın ofisi vardı. Onlar bunun ilgi görmeyeceğini, işte binden fazla basmamak gerektiğini falan söylediler. Bizim ısrarımızla iki e, bin tane <laughs> basmaya başladılar her bir kitabı ve kısa zamanda e, çok büyük bir hacme ulaştı. O da zaten o tecrübe bize e, bu işe Türkiye'de ilgi olduğunu gösteriyor ve e, aynı ilgi tekrar Sarkaç'ta da bu sefer e, e, internet ortamında e, bulduk. Sorunuzun diğer tarafı o yayınlar devam ediyor bizim dönemimizde başlayan kitapların epeyce bir kısmı TÜBİTAK tarafından artık yeni baskıları yapılmıyor. Birkaç tane önemli iyi kitabın neyse ki TÜBİTAK baskılarını sürdürüyor. Bundan sonra seçip yayınladıkları şimdiki TÜBİTAK yönetimlerinin yaptığı yayınlarında bence o kadar fena değil. Fakat bir e, filtre koyuyorlar. Yani zaten evrimi yayınlamamak, ondan sonra e, başka temel bilim kitaplarını yayınlamamakla bu iş başladı. Yani şimdiki yönetimlerin anlayışına göre e, soru sorduracak bir takım felsefi konuları veya standart din yorumuna e, aykırı olduğu iddia edilen. Konulara dokunacak şeyler yayınlanmıyor. Onun dışında seçip yayınladıkları kitaplar e, birçoğu fena kitaplar değil. Ama tabii böyle bir filtreden geçirdiği zaman o e, çok e, sınırlı bir popüler bilim yayıncılığı oluyor. E, nitekim e, yayınların ağırlığı da yetişkinlere hitap eden kitaplardan çocuk kitaplarına. kaydı. Evet hocam bu bilgi için de özellikle çok teşekkürler sağ olun. Şimdi e, sarkacın alanlarına baktığımız zaman sağlık, tıp, sosyal, insani bilimler, fen bilimleri, mühendislik, deprem, çevre, ekonomi, e, bilişim olarak da zaten hemen sitede e, ilan ediliyor. E, bu alanlara ilgi duyan izleyicilerimiz rahatlıkla e, makalelere de ve etkinliklere de ulaşabilirler. Ben hemen şunu sormak istiyorum şimdi bu yapı kredi binası Galatasaray'daki ve e, loja salonu da e, çok büyük bir salon değil. E, bu nedenle önümüzdeki dönemde ilginin artmasıyla birlikte çözümünüz var mı yoksa izleyicilerimize hem e, loja'ya e, gitmelerini söyleyeceğiz elbette ama aynı zamanda e, özellikle internet üzerinden ulaşabilecekleri kaynakları zaten programımızda verdik belki sonda bir tekrar daha yaparız Canan hocam ne dersiniz? E, maalesef e, pandemiden sonra yüz yüze toplantılara katılım çok düştü. Doğru. E, herkes kaynakları e, e, internet üzerinden bulabileceğini düşünerek e, yüz yüze toplantılara gelmiyor. Halbuki tabii ki biliyorsunuz, siz çok iyi biliyorsunuz, bunun başka bir tadı var. O atmosferin içinde olmak, oraya müdahale etmek, özellikle bu son panel formatımızdan biri, soru cevap kısımlarının içinde olmak, e, başka türlü bir haz yani uzaktan izlemek gibi değil. E, bunu söyledikten sonra şunu da söylemek isterim. Ee, bizim üyelerimiz arasında e, ayrıca sosyal medya üzerinden çok takip edilen birkaç üyemiz var. Onların bulunduğu paneller dolduruyoruz hocaya hiçbir sıkıntımız yok. Ama e, bu e, çok medyatik medyatik doğru laf yani çok tanınan popüler e, olarak tanınan hocalarımızın olmadığı panellerde e, bir sıkıntı yaşamıyoruz. Halbuki ben yani hepsinden çok keyif alıyorum ve e, her birinde çok tatlı şeyler söylediğini ve o tartışma ortamının çok canlı olduğunu eklemek isterim. Onun için izleyicileriniz gelirse farklı bir haz bulacaklarını. Üstelik sonrasında da işte bir bilim insanının böyle yüz yüze sohbet ortamı falan da oluyor. E, çok keyifli bulacaklarını eklemek isterim. E, 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 yılın konferansı toplantılarımızı iş, iş sanatta yapıyoruz. O zaten çok daha geniş katılımlı ve popüler bilimin ötesinde de bir yani şey ağırlığı da bilimsel ağırlığı da olan konferanslar onlar. Dolayısıyla orada iş sanatı alıyoruz. Onlar da bize kullandırıyorlar salonlarını. Dolayısıyla orada zaten bir e, sorunumuz olmuyor. Bu arada şunu da eklemek isterim, yani bunların hiçbirine rezervasyon gerekmiyor. Hepsinin katılımı e, ücretsizdir. E, yani sadece o saat orada olmanızı bekliyoruz dinleyicilerin izleyicilerin. Ama e, zaman içinde de e, ilgi tekrar artar pandemi öncesi e, düzeydeki ilgiye dönersek de bilim akademisiyle işbirliği yapmak isteyen e, e, farklı salonlar, boyutlar da var. Oraları da e, geçmekle ilgili hiçbir sıkıntımız olmayacaktır. Evet, bu gelecekteki yılın konferansı aynı zamanda e, Türkçe çevirisi de olacak evet. mı hocam? Evet, evet. Ben İngilizce bundan... konferanslarımızda mütercim e, tercüman eşliğinde oluyor? İsteyenler o şekilde dinleyebiliyorlar. Evet, e, bu da önemli çünkü e, ayrıca belki de son sorulardan e, birisi olarak şimdi yüzüncü e, yılla ilgili e, bütün etkinlikleri e, esas itibariyle belirlemiş durumdasınız. Ama daha önce de başta da belirttiğiniz gibi bunlar her ay düzenli olarak yapılacak e, toplantılar olduğu için geleceğe dönük de e, acaba düşünceleriniz var mı? Şimdiden kararlaştırılmış ve e, anons edilmesinde e, sorun olmayacak e, bir şeyiniz, bir planınız e, var mı? E, bir bunu sormak istiyorum ve ikinci olarak da e, bütün bu etkinlikleri Nasıl izleyebiliriz? Bir sürekli bülten e, var mı? O o bültenin bir adresi var mı? Bu konuda da bilgi verirseniz çok sevinirim. E, teşekkürler. Şimdi Kasım ayında siyaset bilimi panelimiz olacak. Evet. Aralık ayında yılın konferansı var. Ocak ayında e, e, hukuk panelimiz var. Bunlar tarihleri belli olanlar. Şubat ayında eğitim üzerine yapacağız tarihini. Büyük ihtimalle üçüncü cuması olacak Şubat ayının. ama katılımcı hocaların birlikte belirlenecek. Ve işte verimlilik üzerine bir tane yapmayı düşünüyoruz sanırım Mart ayında olacak. Biraz ekibi toplamak, hocaların işte proje plan ve seyahatlerine göre ayarlama meselesi. Bizim Sarkaç web sitesi üzerinden takip ederlerse izleyicileriniz oradan bizim aylık bültenlerimize kayıt olabilirler. Ayrıca sosyal medyadan sarkaçı Sarkaç'ın ve Bilim Akademisi'ni Twitter ya da şimdi yeni adıyla X üzerinden takip edebilirler. Instagram üzerinde Sarkaç'ın sadece var. LinkedIn üzerinde Bilim Akademisi var. Ee, başka yer kaldı mı? Facebook üzerinde de Bilim Akademisi'nin mecrası var. Hangisini seviyorsa yani bu, bütün duyurular hepsinde birden yapılıyor öyle söyleyeyim. Ee, tabii oranın ortamının tadına göre biraz vurgusu değişebiliyor ama oralardan da takip edebilirler. Evet. Bilimakademisi.org Sarkaç.org adreslerinden size her zaman ulaşmak mümkün. Yayınlarınızı takip etmek, etkinliklerinizi e, video halinde izlemek e, mümkün. E, çok teşekkür ederiz e, Canan Hocam, Ali Alpar Hocam. Sağolunuz programımıza katıldınız. Bilim Akademisi'nin etkinliklerini özellikle de Cumhuriyet'in yeni yüzyılı üzerine e, ...bilgileri verdiniz. Çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bir e, bilgi ekleyebilir miyim? Tabii ki. Buyurun. E, şimdi yakında 10 Kasım itibariyle... ...Açık Radyo'da... ...Bilim Akademisi'nin yapacağı bir program olacak. Ve e, daha ismi belli değil ama yakında anons edilir. E, bu sefer... Umarız yine uzun soluklu süren bir program olur ama ilk kısımları programın e, Tabii bu Cumhuriyet etkinliklerinin daha ayrıntılı tartışması olacak. E, geçmişte yakın zamana kadar Medyascope'da yaptığımız Meraklısına Bilim e, programı da e, şimdi bir halde onu tekrar e, konuşacağız. Bir format içinde devam edebilir. O e, programdan çıkan Kitaplar var. Ee, birkaç tanesi Doğan Kitap'ta çıktı. Sonuncusu e, Bilim Akademisi tarafından yayınlandı. Bundan sonra da belki kitap yayınına girebilirsek e, başka etkinliklerimizin kayıtlarını kitap olarak da yayınlamamız, imkan bulursak söz konusu olabilir. Evet, e, kitaplarınızı aynı zamanda kitapçılarda da bulmak mümkün. Yani siz e, çünkü internet üzerinden başvurulduğu zaman hemen gönderilebileceğini belirttiniz. İkinci bir yolda tabii ki e, bazı kitap evlerinde, e, Bilim Akademisi'nin kitaplarına ulaşmamız mümkün. E, ayrıca Açık Radyo'daki programın e, başlangıcı da son derece e, önemli. O konuda da tebrik ederiz sizleri. E, periyodu ne olacak hocam? İki haftada bir yarım saatlik bir periyod olacak. Evet, 15 günde bir çok güzel. Evet. Onu da e, merakla bekleyeceğiz ve izleyeceğiz. Çok çok teşekkürler tekrar. Teşekkür ederiz. Bir minik ekte ben yapmak isterim çok e, görür verdiğimiz bir e, bir etkinliğimiz daha var. Etkinlik demeyeyim. Bir e, biz yıllık akademik özgürlük raporları hazırlıyoruz. Hukukçu evet. üyelerimizin eee iştirakiyle bir yıl boyunca olumlu olumsuz akademik özgürlüklerde ne olduğunu maalesef olumsuz her yıl artıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Maalesef. Ama bunları da izleyicilerimiz ulaşabilirler. Bunların İngilizce tercümeleri var. Uluslararası üye kuruluşlarımız var. Onlar da yayınlıyorlar. Bunun iyi bir rapor olduğunu ve iyi bir arşiv oluşturduğunu biz düşünüyoruz. Yani nereden nereye geldiğimizi 2015'ten bu yana izlemek isteyen, akademik özgürlükler konusunda arşiv ile ilgilenen izleyicileriniz varsa yine Bilim Akademisi Org Adresi üzerinden takip edebilirler. Evet, çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için efendim. Sağ olun. Evet, bu hafta şehir hepimizin programında konuklarımız Bilim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Canan Atılgan ve Bilim Akademisi Kurucu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Alpar idi. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.